Merhaba sevgili satranç severler. Merkez kavramı konumuza devam ediyoruz. Piyonlarla merkezi ele geçirdiğimiz zaman ne olacağı ile ilgili muhteşem bir örnek size. Botvinnik-Kavablanka maçı, Avro Hollanda'da yapılan Avro bir radyo kanalı. Onun düzenlediği bir turnuva. 1938 yılında yapıldı bu turnuva arkadaşlar. Orada kitaplara geçecek bir parti oynandı. Botvinnik-Kavablanka maçı. Hatta bu partiden sonra rivayete göre, söylenenlere göre şu yorum yapılmış. Bu partiden sonra, bu maçtan sonra Türkiye'den bir büyük usta çıkacak. Bu partiyi hem kitabında hem de YouTube kanalında analizleyerek koyacak denmiş. Gerçekten öngörüleri de çok iyi. İşte ben de çıktım, kitabıma koydum bu partiyi. Şimdi de sizleri analizliyorum. Bakalım nasıl oynanmış. Nasıl bir maç olmuş? Gelin şimdi maçın özetini izleyelim. Pardon, o futboldaydı. D4, at F6, C4, E6, at C3, fil B4. Evet, Nimzo Hint açılışı. E3, D5, A3, fil C3, BC3, C5. Beyazlar fil çiftini almasına rağmen bir duble piyon oluşuyor merkezde ve siyahlar hızlı bir şekilde merkeze saldırıyor. Aslında fil çifti olduğu zaman merkezin açık olması gerekiyor fil çiftinin kullanılabilmesi için. İlkelere ters gibi gözükse de piyon yapısını zayıflatmaya çalışıyor siyahlar. Yani bu fil çiftine karşılık piyon yapısı zayıflığıyla devam etmeye çalışıyor. Daha doğrusu fil çiftine karşılık piyonlarının zayıflamasını istiyor. Fil çiftini verip siyahlar. Onunla ilgili bir parti aslında bu. Açılışın da temel prensibi bunun üzerine. C çarpı D5, E çarpı D5, fil D3, rok, at E2, B6. Buradaki amaç da baktığımız zaman C3, D4, E3 piyon formasyonu. Genelde piyonlar üçgen şeklinde duruyorsa böyle piyonların tersindeki fil çok kuvvetli fil oluyor. Yani burada D3 fili çok kuvvetli. Fil A6 ile bu fili değişmek istiyoruz. Rok fil A6. Fil çarpı A6. At çarpı A6. Evet, burada vezir D3 oynayıp bu atı bir pardon. Canlı yayından çıkınca böyle oluyor. Sağ tuş yapıyor zannediyorum. Vezir D3 ile atı bir kovmak gerekiyor aslında. Fil B2 oynamış. Botvinnik. Vezir D7. Şimdi vezir A4'e gelmek istiyor eğer biz veziri oynarsak. Mesela burada vezir D3 oynarsak. Vezir D3'e. Vezir A4. Hem A3 piyonunu da bloke etmiş oldu. Atı korumuş oldu. Şimdi kaleci E8 gelip C dikeninden baskı kuracak. Bundan dolayı A4 sürüyor Botvinnik. Mecburi bir hamle gibi. Evet, burada aslında açık olan C dikeyi, yani açılacak olan C dikeyi bizim için iyi. CD4. CD4. Kale FC8'den sonra siyahlar C dikeyinde bir etkinlik kuruyor. B2 fili biraz pasif gördüğünüz gibi. Böyle oynaması gerekirken Kavablanka kale FE8 oynuyor. Aslında burada inisiyatifi alabilir de C çarpı D4 oynasam. Vezir D3, C4. Şimdi C4 ile beraber gördüğünüz gibi bir manevra yapmak istiyor. At B8, at C6, at A5, at B3'e yerleşmek istiyor. Fakat B3 karesi her ne kadar ileri karakol olsa da buraya yerleşen taşın çok fazla bir etkinliği yok. A4 piyonuna baskı yapabilir kaleyi kaçırıp sadece. Ama bu C4 hamlesinin getirdiği handikaplar var. Birincisi, merkezde bir gerilim olmadığı için, yani birbirini isteyen taş olmadığı için artık D4 sabit kaldı. F3 E4 ile merkez piyonlarını ilerletebiliriz. Yani pozisyonel bir hata, çünkü beyazlar F3 E4 oynayarak merkezde ilerler ve bir piyon saldırısı yapabilir. Vezir C2, at B8, kale AE1, at C6, at G3, at A5, F3, at B3. Evet, siyahlar A6'daki atıyla B8, C6, A5, B3 manevrasıyla B3'e yerleşti. İleri karakola yerleşti. Fakat burada atın hiçbir görevi yok. Beyazlar da buna karşılık D4 piyonu sabit olduğu için, C4 sürmesinden dolayı kale AE1 geldi. Atını G3'e çıktı. F3 sürüp
E4'e hazırlık yaptı. Şimdi A4 piyonu boşta, istekte yani. Ama beyazların merkezde ilerlemesi çok tehlikeli olacak. Piyonlar eğer merkezde ilerleyebiliyorsa ciddi anlamda tehlike yaratır. Bunu bir önceki örneğimizde de görmüştük. Şimdi Koç-Nöter maçında burada da yine göreceğiz. E4 beyaza bir piyon feda ediyor ve merkezde ilerlemeye başlıyor. Vezir A4. Dikkat ederseniz siyahlar A4 piyonunu almak için C4 1, at B8 2, at C6 3, at A5 4, at B3 5 hamle oynadı. Bunun karşılığında merkezi teslim etti bir piyon almak için. E5, at D7. Evet, şimdi artık pardon arkadaşlar. Şimdi artık beyazın taşları merkezden şah kanadına aktarılabilirken G3 atı F5'e ve H5'e gidebilir. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. A4 vezir B3 atı şah kanadından uzak. Şimdi vezirimizi artık bizim G5'e ya da G3 olabilir. G dikene getirmemiz lazım. At F5'te bir atak başlatmak için. Vezir F2 G6 F4. Şimdi beyazlar F5 oynamak istiyor. Siyahın bunu engellemesi gerekiyor. Tek hamle aslında burada F5. Çünkü F5 oynarsak biz eğer beyaz olarak burada açılan F dikeninden de ciddi bir baskı kuracağız. Ufak bir rahatsızlığım var arkadaşlar. Boğazlarda. Çok çabuk kuruyor boğazlarım. O yüzden ara sıra su içiyorum, kusura bakmayın. F4'de F5 oynamak istiyoruz biz, F4 söyleyerek. Açılan F dikeninden bir baskı kurmak istiyoruz. F5 de karşılık vermiş ki doğru bir tepki. Şimdi burada eğer beyazlar herhangi bir tepki vermezse F5'e, yani G4 çok yavaş kalacak. Kaleyle F5'i koruyabilir. At F8, at E6 oturabilir. Bizim atağımız durdurulmuş oluyor. Burada artık EF6 almak zorundayız. At çarpı F6, F5. Baskıya devam ediyoruz. Kale çarpı E1, kale çarpı E1. Kale E8. Siyahlar piyon önde ve taşları değişmeye çalışıyor. Taşları değişerek rahatlamak istiyor. Ne kadar az taş kalırsa avantaj o kadar artacak siyahın. Çünkü bir piyon önde. Beyazlar da bu piyona karşılık atak yapmak istiyordu. Kale E6 oynuyor burada Botvinnik. Çok güzel bir hamle. Eğer diyor değişeceksen en azından piyonun bir adım daha ileri gitsin. Vezir olmaya yakın. Kale çarpı E6, F çarpı E6, şah G7. Şimdi bu konumda beyazlar bir piyon geri. Fakat siyahların siyah kareleri gördüğünüz gibi zayıf. Özellikle A1 H8 çaprazı çok zayıf. Şah G7, at F6'da olduğu için. Fakat biz A1 H8 çaprazını kullanamıyoruz. Burada siyah kareleri kullanma adına, baskı kurma adına çok güzel bir hamle geliyor. Vezir F4. Vezir C7 tehditlerden bir tanesi. Vezir E8, vezir dönmek zorunda artık. Burada eğer vezir A2 oynarsa, bakın B2 fil düşüyor gibi. At F5 ve artık terk oluyor. Neden? GF5 alınca vezir G5 şah. Şah H8 kaçarsa vezir F6. Şah G8 vezir F7. Şah H8 vezir F8 mat. Şah F8 kaçarsa vezir F6. Şah E8 vezir F7. Şah T8 vezir D7 mat. Tabi at F5'e burada şah G8 veya F8'e herhangi bir yere kaçarsa da direkt vezir B8 veya daha basiti. Vezir B8'den daha iyi bu arkadaşlar. At E8 kapatmasını engelliyor. Vezir D6 mat oluyor. Çünkü şah G8'e vezir D8. At E8 vezir E8 mat oluyor yine. Yani vezir geri dönmek zorunda. Vezir E8 oynuyor. Vezirimizi merkezileştiriyoruz. Vezir E5, vezir E7 ve efsane konum geldi. Bu diyagram benim kitabımda da var. Arkadaşlar. Bu maçın videosunu tabii kitabım için yaptığım video farklıydı.
kitabımda da kitabımı alanlar bulabilir, izleyebilir. Ekstra bir video daha izlemiş oldular bununla ilgili. Burada siyah kareler zayıf. Geçer piyonumuz var ama geçer piyonumuz bloke. Yani biz merkezde bir ilerleme sağladık. E4 oynayarak daha sonra E5 oynadık. Daha sonra F4 oynadık. Merkez piyonlarını ilerlettik ve böyle bir konuma geldik. E6'da bir tane canlı piyonumuz kaldı. Merkezde onun da kuvveti var. Ama E6'nın ilerlemesini engelleyen taş vezir. En kötü bloke taşıdır vezir. Çok çabuk kaldırılabilir. Burada şahın da sıkıntılı olması ve özellikle bu varyantın oynanabiliyor olması, yani vezir A2 oynadığında at F5'in kazanıyor olması bize bir ipucu veriyor. Burada Botvinnik'in muhteşem hamlesi geliyor arkadaşlar. Fil A3. Gerçekten B2'de oynamayan kötü olan taş oyunun kaderini belirliyor. Fil A3'de. Aslında baktığımız zaman şu an şahın savuncusu vezir ve at. Veziri biz kaldırdığımız zaman at çok rahat gidebiliyor. Demin at F5 temasını görmüştük. Burada farklı bir şekilde o tema gelecek. At F5 de gelmeyecek. Göreceğiz birazdan. Vezir çarpı A3 almak zorunda. Eğer vezir E8 oynarsa arkadaşlar burada. Vezir C7. Şah G8, fil E7. Şimdi artık kayıp konuma düşüyor. Çünkü bir sonraki hamlemiz vezir D7 olacak. Vezir çıkmak isteyeceğiz. Vezir A3 almış. At H5. Bu sefer at H5'ten oluyor. GH5'e. Vezir G5. Şah F8'e. Vezir F6. Eğer şah E8 oynarsa vezir F7, şah T8, vezir D7 mat oluyor. Tek hamle şah G8. Bakın burada deminki konum olmuyor. Vezir F7. Şah E8'e vezir F8 mat değil. Çünkü vezir A3'te bu sefer. Dikkat etmek lazım. Ama vezir F7, şah E8'e G3 güzel hamle burada. Neden G3 güzel hamle? Çünkü şahı H3'e saklanacağım. Şah çekmesini engelleyeceğim ve vezir çıkmak istiyorum. G3'e kazanıyor. Vezir çünkü F8'i kontrol etmek zorunda, ayrılamıyor buradan mat istediğim için. Ama Botvinnik burada E7 oynamış. Bu da kazanıyor. Vezir C1, şah F2, vezir C2, şah G3, vezir C3, şah H, vezir D3, şah H4, vezir E4, şah H5. Şimdi H5 piyonunu aldıktan sonra şöyle geri gidiyoruz artık. G piyonu ve H piyonu benim korumamı sağlayabilir. Kapatma fikirlerim var, perdeleme fikirlerim var. Vezir E2, şah H4, vezir E4, G4. Gördüğünüz gibi artık şahımızı saklanıyoruz. Vezir E1, şah H5 ve burada terk etmiş. Tabi burada G4 yerine dikkatli oynamak lazım. Bakın şah H3 oynarsa aslında efsane parti daha da efsaneleşecekti şah H3 oynamış olsaydı. Ama Botvinnik tabi bunları hesaplamıştır. H5 çok kuvvetli hamle. Vezir G4 istiyor. Yani biz burada vezir F8, şah H7, E8 vezir çıktığımız an iki vezir olmasına rağmen maçı kaybediyoruz. Vezir çıkamıyoruz. Şah H7'ye vezir F7. Şimdi şah H8 gelemiyor arkadaşlar. Çünkü şah çekerek vezir çıkıyorum. Şah H8'e. O yüzden şah H6 oynamak zorunda. Vezir F6. Şah H7. Vezir G5. G4'ü tuttum. Vezir çarpı H5 istiyorum. Vezir E2. H5'i tutuyor. Vezir çıkmasını engelliyor. Yine vezir çıkmak için vezir yanaşırsa E8'i destekleyecek şekilde G4'ten mat var. G3, vezir G4 matı kesmek için artık. Vezir E6 şah. Eğer burada G4 oynarsa HG4. Şah H4'e vezir G4 alamıyor E7 boşta olduğu için. Şah H4'e vezir E1. Şah G4, vezir E4 sürekli beraber oluyor. Şah H5 oynarsa da vezir E6. Bu sefer de vezir G6 veya vezir H6 ile sürekli şah çekecek vezir ayrılırsa. Şah H4, vezir E1 ve berabere oluyor gördüğünüz gibi. Yani burada vezir E4'e şah H3 yanlış, G4 doğru. Vezir E1, şah H5. Artık şah çekemiyor. Şahımız güvende.
Vezir F8 istiyorum. Daha sonra vezir çıkmak istiyorum. Eğer mat olmazsa diye düşünelim. Hani H6 oynadığını düşünelim. Ama H6'ya da daha çabuk kazanabiliyoruz zaten. Vezir F8 mat istiyorum. E8 vezir çıkmak istiyorum. Terk etmiş. Yani biz burada arkadaşlar bir piyon feda ettik A4'ten. E4 sürmeyi tercih ettik. Ne yaptık? F3. Merkezi ele geçirmek. At B3'e. E4. Vezir A4'e E5. Piyonlarımız ilerlemeye başladı merkezde. Merkezi ele geçirdikten sonra. At D7, vezir F2. G6, F4. Şimdi artık F5 fikriyle. Yani merkez piyonlarımız hareketli olduğu için sabit bir destekçimiz var D4. Merkez piyonlarımız da hareketli veya bir merkez piyonumuz hareketli olduğu için bir üstünlük elde ettik merkezde ve bu üstünlük sayesinde geçer bir piyon elde ettik. Piyon geri olmamıza rağmen bu geçer piyon da oyunu belirledi. Fil A3 gibi muhteşem bir hamleyle Vezir A3 Ataş 5'ten sonra çok güzel kazandı Botvinnik. Gerçekten tarihe geçen bir maçtı. Bizim merkez kavramımızı da ilgilendiren bir maç olmuştu. Botvinnik'te Kavablanka'nın maçı. Umarım zevk almışsınızdır. Siz bu videoyu izliyorken arkadaşlar ben Antalya'da olacağım. Görüşmek isteyen takipçilerim olursa bana yazabilirler Instagram'dan nerede olduğuma dair. Antalya'da olacağım Cuma günü akşama kadar. Bir yer bakıyorum satranç merkezi ile ilgili bir yer buldum. Onlarla da görüşebilirim. Görüşmek isteyen olursa. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum.